الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Organlarımın, duygularımın gördüklerini akılla anlamlanınca görür. Tezahür eder insanda. Fakat aklın gördüğü manaları göze bir de sen bak, bakalım doğru mudur anladığın demek. Akıl bakalım doğru mudur anladığımı demek, aklı anlamamak demektir ki aklı anlamamış, aklı anlamadığının ifadesidir. Mesela aklın vazifesini gözden bekliyor. İnsanın öteleri burayı ötelere taşıyan berzah olduğunu unutma ki tek yönlü yaşama. İnsan buraya ötelere, öteleri buraya taşıyor. Bunu bilirsen bu sefer tek yönlü yaşayamazsın. Yoksa tek yönde tıkanıklık sık sık olur. Hayatını da üst hayatla nispet edip kıyaslama fırsatını verir. Yani nedir o? İnsan hayatı berzahtır. Burayı oraya, orayı buraya taşıyor. Burayı ile orayı anlamlandırıyor. Peki burada kaliteli hayatı yaşamana sebep nedir? Hayatı orayı ile anlamlandırmaktır. Orayı ile anlamlandırırsan bu hayatta kaliteli yaşarsın. Mesela şöyle, niye bunu yapmıyorsun? Niye bunu böyle gitmiyorsun? Niye böyle ettin gibi soruların cevabı odur. Geliş gidişler sende durmadan olur. Durmaz, devamlı. Olmayınca, yani insan sabit olursa bu sefer rahatsızlık olur. Din adına dayatmalar niye oluyor? Yani din kavganın sebebi midir ki? Din üzerinde kavga yapıyoruz veya kavgamızın sebebi din olmuş. Oysa ne kadar tuhaf bir hale gelmişiz ki din kavgayı kaldırandır. Hizmet kavgayı kaldırandır. Öyle değil mi? Bunun için var. Var idi ya. Din hayatın kavgası olmuşsa işlevi ters dönmüş demektir. Bir yerde sorun var demektir. Din menşeli, din vasıta ve vesileli kavga olmaması lazım. Çok tuhaf değil mi bu? Evet. Hizmeti vesile yaparak kavga oluyor. Yani ya zaten hizmet kavgayı durdurmak içindi. Eğer hizmet veya din kavgaya vesile gibi gözüküyorsa ya onda sorun var. Haşa. Hizmette veya dinde ya da sende sorun var. Oysa seni terbiye etmesi lazım. Nefsine mani istidadı insan. İsterisine boyun eğmek yerinde kalıyor ya. Yani artık bir sürü çözümler, izahlar bunun içine girer ama cümle o. Din veya hizmet kavganın ortadan kalkması için var. Ama bunun bu zeminde bu vesileyle kavga ediyorsak yani kaldığımız yerde olsun, hizmet ettiğimiz yerde olsun veya beşer dünyasında olsun, o zaman ya biz kendimizi tanımamışız ya dini anlamlandıramamışız. Anlam bulmamış bizde. Din kavganın vesilesi olur mu? Hizmet kavganın vesilesi olur mu? İnsanlar Allah'ı Celle Celaluhu dini ve davayı zanlarına ve fikriyatlarına hapsedince, bak sebebi neymiş? İnsanlar Allah'ı ve dini veya davayı zanlarına ve fikriyatlarına hapsedince birbirlerine dayatmacı oluveriyorlar. Anladığı bir
Allah var zannediyor. Hayır, anladığımız hiçbirisi Allah değildir. O Rabbimizdir. Bizim zanlarımızın oluşturduğu bir Rab. Hiç kimse Allah anlamamış. Allah başka bir şey. Herkes Rabbini oluşturmuş. Rab. Kendi kafandaki Rab. Mesela Allah nedir deyince ne anlatabilirsiniz? Kaç dakika konuşuruz? 10 dakika, 15 dakika. O nedir peki? Allah mıdır? O Allah'ın bizdeki, tabi anlamak için söylüyorum, iz düşümü. Yani senin Rabbindir o. Senin anladığın Rab. Zanlarına ve fikriyatına, hizmeti veya davayı Allah'a kuran hapsedince dayatmacı oluyor. Dayatmacı olması böyle olduğunu gösteriyor. Aslına uygun fikir ve his sahibi olmuş olsaydık, yani dine ve hizmete fikir ve his sahibi olsaydık, din adına, doğruluk adına dayatmalarımız olmazdı. İnsan bunu da din, bunu da insan din adına yapar. Din adına yapıyor ha, kavgayı. Din diyor, kavganın sebebi dindir diyor. Allah Allah. Ne garip bir zamandayız ya. Dindarlık zanneder kavgayı, mücadeleyi. Bunların bütünlüğü o kişinin Rabbi ortaya çıkan, o Rab'tır. Allah değil o. Onun Rabbi. Onun kafasına. Hani var ya lub lub. Muhyiddin Arabi'nin kitabı. Orada bir hadis zikreder Muhyiddin Arabi Hazretleri. Cennet ehli, cennette Cenab-ı Hak cennet ehline kendisi taayyün eder, teşahhus eder. Ben sizin Rabbinizim der. Çokça zikrederim ben bunu. Onlar da derler ki, senden Rabbimize sığınırız. Allah'a sığınırız demiyor. Sonra Cenab-ı Hak biraz daha onlara uygun taayyum ve teşahhus eder. Gene derler ki, senden Rabbimize sığınırız. Sonra Rabbul Alemin der ki, Rabbi değil. Siz diyor, Rabbiniz nasıl bir şeydi? Git alimlerinize sorun diyor. Sorup geliyorlar. Bu sefer Rabbul Alemin olan Allah, onların zanlarına göre tecelli ediyor. Amenna diye kabul ediyor. Başka bir yer okuyun. Şimdi biz Allah'a değil de Rabbimizi tanıyoruz. Rabbimizi tanıyoruz. Geleceğin gelebilmesi üç zaman var. Geçmiş, hal, gelecek. Geleceğin, şöyle düşünün, geleceğin gelebilmesi için, dün de bahsetmiştim, halin istikbal olması lazım. Mazi olması lazım. Halin gitmesi aynı zamanda istikbalin hale gelmesinin de ta kendisidir. O zaman zamanın geçmesi geleceğin en güzel ispatıdır. Eğer gelecek yoksa hal mazi olamaz. O zaman ahiretin en güzel ispatı zamandır. O zaman böyle bir yer var. Ahirete, dünyaya geldik, gittik. Demek ki zaman devam ediyor. Gittiğimize göre öyle bir yer var ki gitmişiz, gidebilmişiz oraya. Hal geleceği nereden getiriyorsa, hal, şimdiki zaman, geleceği nereden getiriyorsa hali de geçmişi oraya götürüyor. Yani hal geleceği nereden getiriyorsa maziyi de oraya götürüyor. Yani hal istikbali hal ettiği gibi hal şimdiki zaman istikbali hal ettiği gibi
hali de şimdiki zamanı da mazi ediyor. Üçünü birbirinden ayıramazlar. Düşünebiliyor musun? Mazi var, istikbal yok. Mazi nereye diyeceksin ki? Şimdiki zaman diyebilmen için mazi olması lazım, istikbal olması lazım. Biri birisiz olamazlar. Bu hareketi, yani mazi hal ve istikbal hareketlerini durduramazsınız. Dünyada şu anda hal deniyor. Dünyaya hal deniyor. Dünyaya şimdiki zaman deniliyor. O zaman dünya şimdiki halsa, istikbal da ahirettir. Haklı mı olmak istiyorsun Murat? Bak, soruya bak. Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu olmak mı istiyorsun? Yani ikisinden birisi veriliyor şu dünyada. Sen bir tanesini tercih et. Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu olmak mı istiyorsun? Haklı derken abi. Mesela evde şimdi bir olay oldu. Hakkın ya. Huzur için haktan vazgeçiyor lan bu çoğu zaman. Aferin. Olmazsa olmaz zaten. Evet. Mutlu mu? Soruyorum. Mutlu mu olmak istiyorsun, haklı mı olmak istiyorsun? Haklıyım abi. Huzur gideceksin, kavga edeceksin. O zaman mutlu olmak istiyorsan hakkından vazgeç. Aynen öyle abi. Aynen. Anladın mı Rüzgar? Kavga biter değil mi abi? Çünkü bir şey söyleyeyim mi sana? Ben biliyorsun çok mokta cesedi kadın. Bazen de Allah affetsin, onları da affetsin, beni de affetsin. O Chopin'ci var ya, sıcak su. Bazen böyle elime, yani bir şey düşünürken, elbisi giyerken, o su şey var ya, fişkesi, o açtım, daldım, değiştirirken, o sıcak su adama dökülüyor. Sonra baktım ki birkaç dakika sonra ateş gibi, hemen çıktım ama epey şişten geçti, yaktım. Ama bir ölü kalkıp da bana tokat vurmadı. İki çift laf etmedi. Niye? Kavga etmedik. Hakkından vazgeçti abi. Ölü. Demek ki İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, eğer gürültü varsa, kavga varsa orada iki tane diri var demektir. Bir tanesi ölmedikçe kavga durmaz. Çünkü haksıza yardım edin diyor. Evet. Haklıya yardım etmeyin diyor. Orada yan adam... Çünkü diyor, haklı ekseriyetle insaflı olur, hakkında vazgeçer, kavga durur. Haksız diyor, haksız olduğunu bildiği halde kavga ediyorsa vicdanda sorun var. O haksıza değil, haklıya şey yapın. Yani bir dilim hakkı için onun hakkını feda ediyor yani. Ya acayip bir şey ya. O yüzden haktır, haktan haktır diyor ya. Doğru. Şimdi gayet sahibi olmak vardı, nereye gitti o ya? Oradadır abi. Gaye sahibi olmak ya, okuyacaktım, onu arıyorum. Bir bakayım şurada, Firiste'de. Çok hoşunuza gidecek. Allah. 298'deymiş. Yönsüzlük de yondur. Yönsüzlük var ya, yön yok. Değer yargısı çalıştığının alametidir. Ne anladın? Dur bakalım. Muamele görme vesilesidir ki şehide yapılan muamele gibi kendisinden daha değerli gayeyi görebilmektir. Allah Allah. Neler diyor ya? Yönsüzlük de bir yöndür. Değer yargısı çalıştığının alametidir. Gaye sahibi olmak. Yani bilinen bir yönü yok. Ama bir şeyin peşine koşuyor. O da bir yöndür. Değer yargısı çalışınca adam gaye sahibi oluyor. Değer yargısı şu. Kendisinden daha değerli bir şeyi aktif edince gaye oluyor. Kendisinden daha... Eğer gaye sahibi değilse, bir gaye peşine koşmuyorsa kendi nefsine koşuyordur. Başka izahı yok. Ya oraya bağlıdır ya buraya. Muamele görme vesilesidir ki gaye sahibi olmak ne demek? Yani gaye sahibine farklı muamele yapılır.
Bu neye benzer? Şehit gibi. Kendisinden daha değerli gayi görebilenler de gaye sahibi olur. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Bu hayatından daha değerli bir şeyi gaye yaparsan bu hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur ve seni heyecanlandırır. İsa Aleyhisselam'ın bu manada bir sözü var. Diyor ki, bedenden doğan bedendir, akıldan doğan akıldır, ruhtan doğan ruhtur. Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Okuyayım mı? Gelince okuyacağım. Bunu bitireyim. Zekanın ve aklın bütünlüğüdür gaye sahibi olmak. Çok tuhaf. Hani Allah kimsenin başına vermesin, hele bir Müslümanın başına vermesin, zekası önde, aklı aşağıdaysa, o adam korkunç buhrandadır. Sıkıntılı insanlar zeki insanlardır. Akıllı insanlar mutlu insanlardır. Ya. Mesela akıl, aklın başına bela olmuşsa, bu akılla o aklı baş edemezse, ne demek akıllı? Akıl alettir. Bunu fark edip aklı, yani aleti, cihazı sahibine teslim etmektir. Vahiye göre çalışırsa mutludur. Zeka ise aklın sıfatıdır. Vahiy ile kopuktur. Kainatın ilişki ve çelişkisini senden benden daha iyi biliyor. Zeki olduğu için doktor bıçak gerekmediği halde ameliyat yapar. Zeki olduğu için milletin köprüsü, ihalesini müteahhitten devlet mühendisi, inşaat mühendisi gider müteahhitle sahtekarlık yapar. Zeki olduğu için yapar. Zekanın ve aklın bütünlüğüdür gaye sahibi olmak. Ve aklı selimin sihatine delildir. Aklı selimin sihatine delildir. Anlayışı idrak, gaye sahibi nedir? Anlayışı idrak eder. Basiret, dirayet ve ferasetin bütünlüğüdür. Gaye sahibi olmak. Farklılıkları külli olarak görebilmektir. Ahiret haletini dünyada yaşayıp tatma vesilesidir. Gaye sahibi olan. Cümle cümle okuyorum gaye sahibini. Doğru, yanlış, lezzet, elem ayırt edebilme becerisidir. Gaye sahibi olmak. Hayatın evvelini, ahirini, zahirini ve batınını bütünlük şuurudur. Birinci ve ikinci şuurun birlikteliğidir. Gaye sahibi olmak. Birinci, ikinci şuur. Kınayanların kınamalarını aldırmama alametidir. Gaye sahibi olmak. Zahirin arkasına görmektir. Zahirin arkasını görebilmektir. İnsanı canlandırıp anlamlandıran benzinidir. Gaye. İçsel donanımlarının aktifleme ikaznamesidir. İçsel alemindeki öz cevheri donanımlarını aktifleştirme İkaznamesidir. Çok sıkıntıların ve gırdapların çıkış merdiveni ve ipidir. Bir daha. Çok sıkıntıların ve gırdapların oradan çıkma merdivenidir veya ipidir. Gaye sahibi olanın pek dünyevi derdi olmaz. Alemi gaybtan uzatılan zembildir, asansördür. Bireylerin farklılıklarını kaldırıp akılları ve kalpleri tek vücut yapmaya vasıtadır. Ruhunu bedenine galip getirebilme hissiyatıdır. Dünyevi dertlerinin ahiret merhemidir. Dünyevi dertlerinin ahiret merhemidir, gaye sahibi olmak. Merhemmiş. Mahmut, iyi misin? İyi abi. Çok iyi.
Peki başka bir şey okuyayım. O ne sormuştun? İsa Aleyhisselam'a bir şey demişsin. Ha, İsa Aleyhisselam demiş ki bedenden doğan bedendir, akıldan doğan akıldır. Bu ne demektir? Ruhtan da doğan ruhtur demiş. Dur yapalım bunu, biraz okuyalım. Nereye gittin? Hep. Hazır mıyız? Sirayet kanunu adeta antendir. Radyo televizyon antenleri var ya. Ne yapar? Hem çekiyor, alıyor, hem de veriyor, dağıtıyor. Diman sıfatı gibi, aklın özelliği gibi. Bazı insan öldü derler, bazı insana öldü derler. Oysa doğmamıştı ki ölsün. Beden, bedende insan değilsin. Bedende hayvansın. Bedenin arkasına geçebilirsen, yani bedenden sıyrılırsan, bedeni hazlardan sıyrılırsan, o zaman insan olarak doğarsın. Kur'an bazılarına kelenamu beli madal diyor. Hayvandan daha aşağı diyor, değil mi? Zira bedenden doğan bedendir, akıldan doğan akıldır, ruhtan doğan ruhtur der İsa Aleyhisselam. Biliyor musunuz, biliyor musun? Hiçbir şey, ama hiçbir şey görünen değildir. Nasıl ki çocuklar manayı anlayıp iz süremeyecekleri için resimli manaları anlatma yolunu seçerler. Çocuklara resimle anlatırsınız. Değil mi hikayeleri? Onun için bazı sakallı çocuklar, yani sakalı yaşı büyüdü ama aklı çocuk gibi, onun için bazı sakallı çocuklar illa resim ararlar manalardan. Manalardan sıkılırlar veya kendileriyle tanışmaktan korkarlar. İnsan en çok kendisiyle tanışmaktan korkar. Bütün korku buradan kaynaklanıyor. Uçak mesela korkusu, yani gene ölüm korkusu, yani gene ölümün kendisiyle nasıl anlam bulduğunu, ölüm ne demek olduğunu çözemediği için, nereye bakarsanız bakın bütün korkuların kaynağı insan kendisini tanımamaktan kaynaklanıyor. Ben de bir zaman Allah ile tanışmaktan korkardım. Ama sistemdeki, bak, ama sistemdeki kabulüm olduğu halde, sistem nedir? Allah'a iman esasları ve İslam esasları kabulümdü. Ama tanışmak, o Allah'ı biliyordu. Ama tanımıyordu. Peki tanımaktan niye insan çekiniyor? Korkuyor. Niye? İnsan mesela kendisini tanımaktan da korkuyor. Bak bir sebebini söyleyeyim. Hani namaza ve haca gitmeyen bazı ahmakları görüyoruz da belki rastlamış mısınız? Şöyle derler. Niye namaz kılmıyorsun? Niye haca gitmiyorsun? Gerekçeleri şu. O zaman bazı şeyleri terk etmem lazım olacak. Yani o zaman bazı şeyleri terk etmem lazım ya. Dur hele. Biraz yapayım de haca giderim. Haca gitmememin sebebi diyor. Ya onlar bazı şeyleri terk etmem gerekiyor. Çok iyi biliyor onları terk etmem. Terk etmek istemediğinden haca gitmiyor. Bazılarına da şeytan mahvetmiş. Ya en mükemmel olacaksın sonra namaz kıl. Böyle yamuk yumuk namaz mı kılınır? Oysa namaz iyi olmak için de kılınır. Rıza-ı İlahi. Yani namaz iyi ve kötülükle alakası yok. Allah emrettiği için kılıyorsun. Yani iyi olmak için, kötü olmak için değil. Allah dediği için kılıyorsun. Namazın şartlarından değil. Namazın şartlarından değil. Ben diyor şunları yaparsam, mükemmel olursam namazı kılarım. Allah Allah. Yani o namazın şartı değil ki. Ne halde olursun o namazı kıl yani. Bunlar Tomix, Texas,
resimli romanlara gömülüp öldükleri zaman Amerikan kültür mezarlığına gömülenlerdir. Çünkü ne seyrediyorsun film, ne okuyorsun roman, ne yapıyorsanız, neyle yapıyorsun sen bunu? Hayatınla, aklınla, ruhunla. Bak şimdi, ne seyrediyorsun, ne okuyorsun, ne yapıyorsan oraya hayatını gömüyorsun. Anlıyor musunuz? Oraya hayatınızı ekiyorsunuz. Ölüyorsunuz. Nasıl yaşasan öyle değilsiniz. Gibi. Ha işte. Neyi seyrediyorsan. Şimdi adam Texas Tomix şeyleri okuyor. Bu ölünce nereye gömülecek? Nereye gömülmüşse. Amerikan kültürüne gömülecek. Toprak mı zannediyor? Toprağa gideceğini mi zannediyor? Bu insan doğmadı ki ölsün. Ölmek de nimettir. Her ölen ölmüyor, her doğan doğmadığı gibi. Her doğan doğmadığı gibi. Her ölen ölmüyor. Bazıları ölmüyor, bazıları teris oluyor. Bazıları da ölüyor. Mesela Rüştü abinin bir hatırasını nakledeyim. Dedim ki, Yusuf, Rüştü abi dedim, falanca dedim zat meşhur medyada Risale-i Nur'a itiraz etti dedim. İtiraz ediyor dedim. Meşhur çok. Bir şey yapıyordu böyle, şöyle baktım. Böyle kalemi kaldırdım. Kim dedi. Kim? Öyle olunca ben anladım tabii onun. Oysa duydu. Ses yapmadım, korktum. Böyle yaptı. Allah Allah. Öyle birisi yaşıyor muydu dedi. Dedi. Ve onlar doğmadı ki. Onlar doğmadı ki yaşasın. Ya diyor bir insan itiraz ederse dedi. O canlıdır. Bunlar ölü, bunlar diri değil ki. Bunlar ölmüş. Çok tereddütsüz konuşuyor dedi. Hiç tereddüt yoktu. Bunlar dedi, devam etti. Motor sesi var ya, arabaya motor derdi. Şu motor sesi var ya motor. Onun gibi say. Sen diyor oradan araba motoru geçince, aa hangi motor araba geçti der misin? Ha, bunların sesi de motor sesidir. Boş ver kaportasına. Bunlar yaşamadı. Yaşarsa takdirini, tenkidini kale alırız. Bunlar doğmadı, doğmadı dedi. Bunlar yaşamıyor, öyle birileri yok diyor. Onun için rahat etmek istiyorsan dedi kafanda, bazı şeyleri öldür, bazı şeyleri ihya et kafanda. Onun için bazı insanlar Murat ölmüyor. Niye? Doğmadı ki. Kim onlar doğmayanlar? Mutfak, doldur. Tuval, tuvalet, boşalt. İş, yatak. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Dikdörtgen mi? Burada ölüyor. Küçük bir hususi dünyası var. Bunlar yaşamadı. Mesela bir misal vereyim. Bir kardeşimiz, abi dedi, babama dua eder misin? Kanser dedi. Düzelsin dedi. Dedim ki, benim adetim ya, namaz kılıyor muydu? Ondan sonra birinci sorum, ya kaç yaşındaydı tövbe? 66 yaşında dedi. Dedim ki, baba namaz kılıyor muydu? Yok abi dedi. Dedim ki, öyle birisi yaşamıyor ki ben dua edeyim. Zamanında saf aynısın dedi abi, sizin dediğiniz gibi. Siz yine hakikatları biliyorsunuz. Saftan dua istedi. Hastanın biri, saf birinden dua istedi. Ha saf yani şey. He meczup. Meczuptan dua istedi. Ya dedi sen namaz kılıyor musun ki ben sana dua edeyim dedi. Dua etmedi. Ya. Dedim ki devam ettim. Şimdiye kadar baban yaşadı da ne oldu ki şimdi kanserden kurtulsun da bir şey olacakmış. Ne yapacak ki yaşayıp da? Yaşayıp da ne oldu ki? Yaşayıp da ne olacak ki?
Çünkü yaşamamış ki. Öyle bir risk gelmemiş. Merak etme. Baban doğmadı ki ölsün. Baban doğmadı. Doğanlar ölür. Doğmamış. Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Bir şiir. Benim değil. Kimden aldığımı da bilmiyorum. Dil dil, dil dil, dil dil, dilaraya eder dilber veya eder viran. Bülbül, bülbüldür dil ondayken yoksa serçe. Gül güldür dalındayken yoksa diken. Seni seviyorum diyen diyeni denetler, arzusu yerini bulunca seni terke hazırlar. Öyle sevgili bul ki seni daima yad etsin. Ya. Hayatını anlamlandırmak adına herkese nasip olmayan sorgulama, çoğu insan önüne konan yemeği yercesine konulan ve sunulan hayatın yaşamanın peşinde. Mesela bir yere gittin, atsın. Hepinize soruyorum. Çarşıya gittiniz, lokantaya yemek yiyeceksiniz, oturdunuz. Oturur oturmaz size soru sormadan kafasına göre yemek getirse, yer misiniz? Ne dersin adama? Patlayı getirdi, bugün niye indi? Ben istemedim. Ben istemedim ki. Peki, ne? Bu cemiyette biz mi istedik bu hayatı yaşamayı? Niye önümüze konulan hayatı yaşıyoruz ki? Sırf odasına mahkumsan dışarıya adım atamıyorsun. Bak sırf odası... Bir bassana ya Ceylan'ı. Biraz bana şey geldi. Öyle bak abi. Sırf odasına mahkumsan dışarıya adım atamıyorsun. Çünkü odanla dışarısı çelişkili. Usta oyuncu olman lazım ki dışarıyla içeriği eşit yapasın. Mesela psikolojik rahatsızlıklar olur veya manevi adamlar olur. Pek dışarıya çıkmak istemezler. Niye? Kendisi hususi dünyası ile dış dünya çok farklı. Korkuyor. Ancak usta bir oyuncu lazım ki onu dengelesin. İç ve dış dengeleri koruyasın. Evde de böyle. Kafanla evi, kafandakilerle hizmet ve cemiyeti dengeli tutmak lazım. Dengeli tutamazsan bir tarafa mahkum olursun. Anlaşıldı mı bilmiyorum ki. Ha, yani şeydir, bir insan mesela hizmete niye gelemiyor? Evine bağlı. Adam hiç evine bağlı değil, devamlı hizmet veya sokakta. Denge kuramamış. Hariç senin üzerine yorum yaparlarsa, hariç var ya böyle çiçeğin zahirine veya ağacın zahirine yorum yaparlarsa bilimsel tutum olur. Buna bilimsel denilir. Sen kendi üzerine yorum yaparsan buna fanatizm deniliyor. Sen karşındakilere yorum yaparsan sataşma oluyor. Sen kendini kontrol edemiyorsan başkasının seni kontrol etmesi kaçınılmaz olur. Her yöntemin ustaları vardır. Künefenin bile ustası var. Yemen ya. Aklı terbiye etmenin ustası olmaz mı? İdeoloji sahipleri çoğunlukla kendilerine asla sorgulamazlar ve sorgulattırmazlar. İdealist şu, sen öyle düşün, ben de böyle düşünür. Fark etmez. İdeoloji ise benim gibi düşüneceksin, yoksa yaşama şansın yok. Kim bunlar? Kendileri asla
sorgulatmazlar. Eğer bunlar rejim kurmuşlarsa kendisini koruma kanunu alırlar. Sorgulanamaz bunlar. Anlayış geliştikçe bağnazlık azalır. Anlayış geliştikçe bağnaz yani geçimsizlik azalır. İnsan emaneti kabul etti. Emaneti kim kabul etti? İnsan. İnsan. İnsan emaneti, emaneti diyor dağlara indirdim, kabul etmedi. İnsan dedi ki ver dedi, alıverdi. Kim bu insan? Cahil ve zalim olan. Cahil ve zalim. Peki, emaneti alan zalim ve cahil niye emaneti aldı? Dağların emanetini almadığı halde. Cahilliğini ve zalimliğini ortadan kaldırmak için aldı. Bazıları diyor, emaneti aldı, basit adamdır. Hayır. İnsan dağlara, semalara emanet indirdik, almadı diyor. Niye almadı? Sebebi bak altına diyor. İnne ukâne zalimen cehûlâ. O ne zalim ve cahildi. E peki niye emaneti aldı? Emanet alabilmesi için ilim lazım. Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için aldı. Ya. İnsan böyle harika bir mahluktur. Biz bilgi, ilim istiyoruz ama bilgi işlemeyi sevmiyoruz. Bir daha Yusuf, bu çok önemli. Dersi dinliyoruz abiler, geliyoruz. Bilgi alıyoruz kafada. Bilgiyi depoluyoruz. Kitap okuyoruz. Ama o hamdır, ham. İşlenmemiş maddedir. Onu işleyemiyoruz. İşlemiyoruz. İşlemeyi de sevmiyoruz. İşlemenin bir tanesi tefekkürdür. Veya eyleme geçirmektir. Bilgi ham maddedir ya. İnsan doğadaki varlık gibi etki, tepki varlığı değildir. İnsan eylem varlığıdır. İnsan etki, tepki değil. Yani karşıtının cinselliğini, yemeğini etkilendi, tepki verdi, yemek yedi. İstedi, isteğinin cevabına gitti. Bu değil ki insan. Bu hayvanlıktır. Bedenden doğan bedendir işte hayvan. Bedeni hazları yaşayan insan değildir. Hayvan da değildir. Onu Kur'an diyor. Kelenamu benim adı aşağıda. Yunus diyor ki öyle hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Bedeni hazları yaşayan Kur'an tabirleri daha aşağıda veya bedenseldir. İnsan denilen o harika bir mabet, o akıl ve kalp bütünlüğüyle sahibine muhatap ilahi olmaktır. O gelmiştir dünyaya. Çünkü böyle bir bedeni hayatı yaşayanlar zaten hayvanlarda da var. Bunları kabul etmiyorlar yaşadıklarını. Onun için asrın imamları bu asra kayıp asır dermiş. İnsanlık gelmediğini kabul ediliyor. İnsan eylem varlığıdır. Amaç ve eylem birliğiyle insan, insan olur. Risalet, her mertebedeki şuura hitap edebilmek yeteneğidir. Allah Allah. Yani peygamberlerin risaleti var ya, zaman, mekan, kişilerin karakterleri, kadın, erkek, çocuk, yani geçmiş zaman, gelecek asır. O zaman risalet nedir? Her mertebedeki şuura hitap edebilme yeteneği ve sanatıdır. Büyüklenmeden büyüklükleri ararken, bak, büyüklenmeden büyüklükleri ararken kendimizdeki zulmetleri, küçüklüğümüzü unutuyoruz. Büyük insanlar büyüklenmeden büyüklük arıyorlar. Öyle değil mi? Muhatap ilahi olacaksın yani. Büyük olacaksın. Neyle? Büyüklenmeden. O zaman ne olacak? Yükseldikçe nasıl anlarsın yükseldiğini? Kendi kusurlarını ne kadar görüyorsan o kadar yükseldin. Berabersen kusurlarını göremezsin. Yukarıya çıkmışsan görürsün. Bak.
Büyüklerden büyüklüklerini ararken kendimizdeki zulmetleri, küçüklüğümüzü unutuyoruz. Karşıda bir şey ararken acaba o bende var mı sormuyoruz. Resul şunu böyle yapıyorsun ya dediğim zaman acaba bende var mı sormuyoruz. Bundan da eleştiri geliyor. Eleştiri bundan geliyor. Önderler bilineni değil, önderler kim? Bilineni değil, görünenlerin arkasını bilenlerdir. Bir daha, önderler bilineni değil, görünenlerin arkasını bilenlerdir. Yöneticilik ayrı, liderlik ayrıdır. Önderler bütün ayrıdır. Önderler buluşçudurlar. Önderler buluşçudurlar. Toplumları arkalarına takarlar. Yönetmek liderlere mahsustur. Mesela binayı yöneticiler de var. Yönetici bu. Peki liderler başkadır. Bak bir de okuyorum. Önderler bilineni değil, görünenlerin arkasını bilirler. Yöneticilik ayrı, liderlik ayrıdır. Önderler bütün ayrıdır. Önderler buluşçudurlar. Toplumları arkalarına takarlar. Yönetmek liderlere mahsus. Ha? Yani önderler buluşçudur. Liderler yöneticidir. Yöneticiler de bir binanın yöneticisi gibi kuralcıdırlar. Kurallara göre hareket ederler. Onun için önder buluşçudur. Nedir o? En büyük buluşu insanın ruhsal yapısını keşfeden. En büyük buluşu odur. Ruhsal yapısını keşfeden. Şimdi ne kadar oldu abim? 43. 43 dakika oldu. Peki. Burada bir şey varsa da okuyayım size. Fazla şey yapmayayım. Rüfet. Her daim geçmişe ait kararlarını sorgulama, yoksa yorar seni. Mesela keşke, böyle yapmasaydım keşke, böyle yapmasaydım deme. Çünkü geçmiş geçmiştir, gelecek gelecektir. Sorgulama geçmişini. Niye? Bak, o zaman senin verdiğin karar senin en doğrun oydu. Şimdi onu yanlış görmenin sebebi şu andaki anlayışla o andaki anlayışın üstünde olduğu için o zamandaki anlayışın tercihi oydu. En doğru o anlayışın tercihi oydu. Şimdiki anlayışın yükseldiği için o geçmişe meşgul olma. Ancak bir şeyle meşgul ol diyor din. Tövbe, günahlarınla meşgul ol. Yoksa kaçırdım, keşke olayı alsaydım. Arabayı kaçırdım, o binayı kaçırdım, arsayı kaçırdım, keşke deme. O zaman en doğru oydu. Şimdiki doğru ölçülerin değiştiği için yanlış zannediyorsun. O zamanki doğrun oydu. Çünkü bugün de öyle diyorsun. Dini olmayan, dünyevi olan her şey daha mükemmele, daha güzel yoluma açıktır. O karar o zamandaki doğrularına en uygundu. Şimdi onu sorgulayacak malzemen arttı, geçmiş artık kader. İmam Gazali der ki, olduğu kadar, olmayan kader. Peki, burada kesiyorum. Vâhir davâhum, enilhamdülillâ rabbil âlemin, el-Fatiha.